Buyurun Sayın Muhtarım. İsminizi falan filan şey söyleyeyim. Ben Melekboğa Mahalle Muhtarı Ali Demir. Üçüncü dönemdir mahalle muhtarlığı yapıyorum. Tabii son 10 yıl içinde bir 22'ye yakın işte su, doğalgaz, perde, altı caddenin beşini yaptık. Kaldırım, aydınlatma ve perde duvarları ve asfaltları yeniledik. Baş olarak da bu büyük, ya bir de gençlik merkezimiz, semt konağımız, sağlık ocağımız, bir de muhtar evim, çocuk parkımı yaptım ama yeterli değil. Melekova 120 sokak 6 caddeden oluşuyor. Evet. Şimdi burada tabii ki sokaklarımızın birçoğunu doğalgaz giden yerler halı gibi asfalt serdi. Yeşilyurt Belediyesi'ne bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak bulunduğumuz bu cadde bizim ihlas caddemiz. Yani 6 caddenin en sonu. 5'ini yaptık, 6.sini yapacağız inşallah. Bu da Büyükşehir'in projesi. Ortak bir cadde olduğu için sağ taraf Battalgazi, sol taraf Yeşilyurt. Evet. Şimdi bu sınır caddeler Büyükşehir'in projeleri. Evet. İlçe belediyeleri girmiyor. Şimdi burada yaklaşık 58 tane evimiz var. Hepsi de imza vermiştir. Evet. İmar sınırında bu kötü duvarlar, tahta duvarlar artı bunlar sökülüp yerine İmar sınırında güzel perde duvar çekilerek zaten 2020 programına teller aldırmışız. TEDAŞ Genel Müdürünü getirdik, gezdirdik mahallemizde. Yer altına alınacak. Yani yer altına alınacak. Aha. Artı bu yol, semt konağı yolu, cami yolu, pazar yolu, lise yolu. Evet. Burası çok bir işlek bir cadde. Ayrıca hanımın çifti Battalgazi'yi Yeşilyurt üzerinde şehir merkezine bağlayan bir caddemiz. Evet. Bir şekilde görüldüğü gibi asfaltlarımız merdiven gibi deforme olmuş. En az da kaldırımında yaparsak insanlar yolun içinde yürümez işte şekilde görüldüğü gibi vatandaş yolun içinde yürüyor. Ama kaldırım olsa çoluk çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz kaldırımda yürüyerek semt konağına gider, camiye gider, pazara gider, liseye gider ya da bu bölgeyi gezmiş olurlar bir şekilde. Şimdi öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden talebim şudur. Öncelikle perde duvarlarımız, sonra kaldırımlarımız, tabii TEDAŞ bu arada telleri yer altına alacak. Diğer noktada doğal gazımız, suyumuz, kanalımız, her şeyimiz var yani altyapı olarak.